Devam edeceğim ama Uknikçi'yi arama çalışmalarımız da sürüyor. Ya dün ne aradık biz o adamı ya? Adam diyor ne aradık, ne aradık, ne aradık. Yani size anlatmakla bitiremem. Ne Evet. hastanesi kaldı, ne karakolu kaldı. 28 Ekim'de biliyorsunuz Amerika'dan İstanbul'a gelmişti. Kosova'ya gidecekti. En son güvenlik kamerası görüntülerini de bulduk. Şimdi az önce bir ihbar geldi. Avcılar Devlet Hastanesi'ne benzer bir yatırım yatırılmış. Arkadaşlarımız Avcılar Devlet Hastanesi'ne doğru yola çıktılar. Oradan bağlanacaklar bize. İnşallah. Bakın güvenlik kamerası görüntülerini de size göstereceğim. Herhalde beyefendi bir kendini kaybetmiş. Bu gelen bilgi de ayın 10'unda bulunmuş. Ya şöyle söyleyeyim ben size. Bu hani ilk 112 mevzusu vardı ya ayın 4'ünde. Evet. Benim anladığım kadarıyla o sırada hiçbir rapor tutulmamış bu kişiyle ilgili. Yani o gün evet orada biri var ama hiçbir rapor tutulmamış ve beyefendi tekrar sokağa bırakılmış. Şimdi Sonra eğer ayın... zaten Müge Hanım, eğer 112'nin dediği gibi emniyetten bir asayiş çağrılmış. Gelmiş de rapor tutulmamış. İşte yani tutulmuş olsa Bir yerde çıkardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü kanalıyla hangi ekibin oraya gittiğini bulmamak mümkün Evet değil. yani kayıp şubeye ben çok Mümkün değil teşekkür yani. ediyorum. Kayıp şahıslar büro amirliğine. Dün onlar da çok büyük çaba harcadılar. Gerçekten bir alkış hak ediyorlar. Yani gün boyu biz inanmıyoruz artık gelen şeyle. Ya şöyle inanmıyoruz. Tabii hastaneler çok büyük kompleksler. Yani yoğun bakımda Tabii. oluyor, orada oluyor, burada oluyor. Telefonla tam öğrenemeyiz diye gittik. Çok da uzun bir bandımız var ama dur önce bir avcılara bir izleyelim diye. Şimdi bağlanana kadar avcılardan bakın güvenlik kamerası görüntülerini bulduk. Onu size bir izleteyim Uknikçi'nin. Tarih 28 Eylül 2018. Kosova vatandaşı Uknici New York'tan ülkesine dönerken aktarma yaptı, Türkiye'de kayıplara karıştı. İşte Uknici'nin saniye saniye havalimanından çıkıp kaybolduğu o anlar. Saat 9.51. Uknici pasaport kontrolünde sıra bekliyor. Ardından polis noktasına yaklaşıyor. Pasaportunu gösteriyor. Bu sırada polise bir şeyler soruyor. Ve Uknici pasaport kontrolünden geçtikten sonra bir süre bekleyip havalimanının içine giriyor. Saat 9.54. Kayıp Kosovalı Niçi bir süre bavul teslim bölümünde dolaşıyor. Saat 10.22. Bir süre havalimanı dış hatlar terminalinde serbest alışveriş bölgesinde dolaşan Uknici yaklaşık bir saat sonra saatler 11.14'ü gösterdiğinde dış hatlar çıkış noktasına doğru ilerliyor. Saat 11.15'te kapıdan çıkış yapıyor. Burada kapıda bekleyen polis memuruna da soru sorduğu dikkatlerden kaçmıyor. Niçi dış hatlar bekleme bölümünden geçtiğinde saatler 11.18'i gösteriyor. Ve sadece birkaç saniye sonra Uknici dış hatlar terminalinden dışarıya yola çıkıyor. Önce bir süre dışarıda bekliyor. Saatler 11.22 gösterdiğinde oturan bir kişiye bir şeyler soruyor. Ve koşarak havalimanı toplu taşıma araçlarının olduğu yere gidiyor. Bir süre durakta bekleyen Uknici bu görüntülerden 13 dakika sonra saat 11.35'te bu kez bir taksiye binerken kameralara yakalanıyor. Evet, 5000 dolar üzerinde parası olan Uknici 28 Ekim'den bu yana kayıp. Dün dediğim gibi hastane hastane dolaştık, taksiciyi bulduk. Taksici... Yani bana 10 euro var dedi. Ben onu yine Dünya Ticaret Merkezi'nin orada bıraktım açıklamasını yineledi. Ama az önce Avcılar Devlet Hastanesi'nde olabileceğini yani benzer bir kişinin Avcılar Devlet Hastanesi'ne yattığı haberi geldi. Arkadaşlar da oraya doğru koştular. Bakayım. Hı? Kim orada? Ceren mi gitti onlarla beraber? Murat Pepe tercümanı ve Kustrimlikçi de burada bekliyordu. Şimdi haber üzerine Avcılar evet. buraya yakın ya Allah'tan. Yakın yakın. Ondan sonra şimdi oraya gittik. Şimdi oradan gelen kimlik olmadığı için kim doğal değildi? Olarak da bir hastaneden telefonla bilgi alma şansımız da yok. Evet şimdi bu kişi de ayın 10'unda bulunmuş. 112 tarafından alınıp götürülmüş. Tamam telefona bağlayalım. Telefona bağlayalım Ceren'i. Varmışlar mı? Vardılar. Vardılar.
Evet, Ceren İncesu babayla ve tercümanla beraber avcılara doğru hareket etti. Ceren. Müge Hanım merhaba. Merhaba, vardınız herhalde hastaneye. Evet. Evet, vardık. Hastanenin önündeyiz. Oğlu ve tercüman içeri girdiler. Heh. Biz de burada çok heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. O mu değil mi? Şimdi biz de girip bakacağız. Sen de girebilir. Neredeymiş? Neresindeymiş hastanenin? Yoğun bakımda yatmış. En son aldığımız bilgiye göre dün taburcu edeceklermiş. Fakat kimliksizmiş. O yüzden bugün de bekletmişler. Tesadüf üstüne biz de aldığımız ihbarla geldik. Yoğun bakım. Yoğun bakım yatacak kadar ne gelmiş başına? Evet. Ceren evet. O zaman sen de girebiliyorsan gir hadi bize bir ara evet. Haber daha et hadi yavrum. Tamam giriyorum şimdi. Yani yoğun bakımda almazlar da tamam hadi çok sağ ol canım. Yoğun bakımda yatmış dün taburcu edecekler. O zaman ciddi bir yaralanma var. Evet. Baksana yani biraz havalimanında da koşuyor moşuyor dışarıda bir şeyler gelmiş bu adamın başına yani. Yani bilinçsiz davranışlarda bulunuyor aslında. İnşallah odur ya. Bir de bak hep oralarda birileriyle konuşuyormuş gibi gözüküyor ya. Ya ne Türkçe orada biliyor ne İngilizce biliyor. İngilizce nasıl bilmiyor. Yani söylediği dili de bizden kimse anlamaz. Nereden anlaşsınlar işte? Nasıl yani? Anlaşacak? Sırpça. İnşallah odur. Evet, Arnavutça Sırpça. Konuşuyor evet, dedi. Arnavutça. Arnavutça Sırpça değil mi? Yakın. İyi. Birbirine yakın diller. Arnavutça ile Sırpça aynı diller değil. Çok farklı diller. Çok olması. Farklı. Yani ben mı? Öyle biliyorum. Yani çünkü bilmiyorum ama. Aynı herhalde de. Farklı Latin alfabesi kullanıyorlar. Hı? Farklı. Farklı Latin alfabesi diyor hocam. Arnavutça farklı. Farklı. Hangi lisan konuşuyor acaba? Arnavut. Arnavutmuş. Arnavut. Kosova'nın Arnavut kökenli. Evet. Onlar ikisi farklılar. Evet. Hani bizde de hep Arnavut göçmenleri Arnavutça konuşuyor ya hani oradan evet. Ben evet, de evet. Tahmin evet, ederek evet. Söylüyorum. Evet. Farklı olması lazım diye düşünüyorum. Ama tabii yanılıyor olabiliriz artık. Her konuda ama tabii bilgi o dili bileni bulması o nereden kadar zor ki. Yani? Çok zor. Çok nereden bulacak? İyi dedin Okan. Ceren hemen çok şey yapar zor. Yapmaz haber verin. Ama şimdi inşallah Ceren'den iyi bir haber alırız. İnşallah. Yani hem hastalığının iyileştiğini hem aradığımız kişinin olduğunu. İki haberi birden alırsak mükemmel olur. Evet evet. Evet, evet, evet. Yazık adama herhalde biraz kafa gitti yani bir şey oldu ki orada beklemedi. Ne oldu acaba? Hani kim üzerinde pasaportu da olmadığına göre belki de adam soyuldu. Ay nasıl üzerinde soyuldu pasaportu mu? Olmaz? E işte bir şey geldi ki başına olmaz. Birileri cüzdanını normalde aldı. Yola düşseydi. Hayır pasaport... Şubesi pasaport kontrolden çıkıyor. Oradan çıkmış. Pasaportunu alıyor. Dışarıda pasaportun olması lazım iken neden yok? İşte o zaman birisi bir şey getirdi başındaki adamı yoğun bakımlık oldu. Yani, ne olursa olsun kalp krizi geçirdi düştü diyelim gene parasıyla pasaportun üzerinde olması zaten lazım. Zaten pasaporttan çıktıktan sonra dış hatlarda bir müddet böyle sanki sağına soluna bakıp birini arıyor. Böyle hemen dışarı çıkmıyor. Abi zaten özür dilerim. Şimdi 4 saatlik bir aktarma süresi var. Evet. Biz çoğumuz da böyle aktarmalar olduğu zaman sen de bilirsin evet. Dışarı çıkar dolaşır geliriz. Evet. Öyle değil mi? Evet. Onu kullanmak istiyor bu adam. Buradan pasaporttan çıkarken aslında pasaporttan çıkmaması gerekir aktarma sırasında. Ayrı bir şeyi var. Ama zaten var. Anons ediyorlar. Başka yere gidecek olanların şu kısma gelmeleri var vesaire. Tabii tabii. Hayır, bir de tabii. Rami Bey şimdi havalimanını bilmeyen birisi için bizim havalimanımız tabii, aslında çok konforlu gibi. Ama evet. Bizimkiler yurt dışına göre çok konforlu havalimanları. Doğru doğru yani daha, şaşkınlık daha olabiliyor. Daha küçük daha kolay ama biz yine de bildiğimiz için belki de bize öyle doğru. Geliyor. Şimdi tabii. O çıktığı yerden giremeyecek ki tekrar. Evet. Bir de yazıyı okuyamayacak ne olduğunu. Ben şimdi biraz o çıkış yolunu falan bulmasını bile... Birilerini takip ederek bulduk.